Merhabalar, hoş geldiniz. Rıfat Tokgöz ben. Bugün sizlerle beraber doğada full body antrenmanı yapacağız. Biraz meşakkatli olacak çünkü taşlarla çalışacağız. Gördüğünüz gibi. Bakalım, doğada vücut geliştirme olmaz, antrenman yapılmaz diyenler bu videoyu izledikten sonra mahcup olacaklar mı, yüzleri kızaracak mı? Hep birlikte göreceğiz dostlar. Hadi biraz vücut geliştirelim, biraz taş kaldırıp indirelim, biraz antrenman yapalım. Doğada full body antrenmanı başlasın. Evet, antrenmanımız başladı. Tabii öncelikle ısınıyoruz. Isındıktan sonra antrenmanımıza şınav çekerek başlıyoruz. Şınav biliyorsunuz göğüs hareketi. 4 set 12-15 tekrar yapıyoruz. Bu arada aralarda 45 ile 1 dakika arasında dinleniyoruz. Daha sonra göğsümüzün diğer hareketine geçeceğiz. Ana hareketimiz şınav. Daha sonra izole hareketimiz dumbbell, yana açış. Tabii biz dumbbell kullanmayacağız. Yine doğada bulduğumuz taşlardan faydalanacağız. Bu arada hatırlatmak istediğim bir konu var. Yani birçoğunuz biliyorsunuz ama hani şınavda önemli olan dirseklerin açısı ve ellerimizin pozisyonu. Tıpkı bench press'te olduğu gibi ellerimizi de yine bir omuz genişliğinden biraz fazla açıyoruz. Bu şekilde şınavımıza devam ediyoruz. Şınav çekerken dirseklerimizin pozisyonuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Açılarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Farkındaysanız ayaklarımı ikide bir yer değiştiriyorum. Doğru pozisyonu bulmaya çalışıyorum. Doğru pozisyonu bulduğunuzda hareketi hissederek yapmaya başlıyorsunuz. Burada önemli olan inerken yavaş, yukarı kalkarken, yani kendimizi yukarı doğru iterken hızlı bir şekilde itmek ve göğsümüzü yukarıda sıkıştırmak. Bu göğsümüzde oldukça iyi bir pump almamızı sağlayacaktır. Evet, göğüs için bench press, yani bench press'in yerine geçecek şınav çektik. Ana hareketimizdi şınav. Şimdi izole hareket olan dumbbell yana açış. Hayali olarak bir sehpa olduğunu düşünün. Sırtınızı bir sehpaya dayadığınızı düşünün. Bu şekilde dirseklerimizi sonuna kadar açıyoruz. Olabildiğince geriye götürüyoruz. Yine burada taşları birleştirirken göğsümüzü sıkıştırıyoruz. Nefes kontrolüne de dikkat ediyoruz. Hareketimize devam. Evet, dumbbell yana açış hareketimize devam ediyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, dediğim gibi, taşları ya da dumbbell'ı sıkıştırırken aynı zamanda göğsünüzü de sıkıştırmanız. Dirseklerinizi olabildiğince açarak göğsümüzü iyice rahatlatıyoruz. Bu arada bu hareketi 3 set 10-12 tekrar yapabilirsiniz. Evet, göğüs hareketlerimizi bitirdik. Şimdi sıra geldi sırta. Sırtta aslında birçok hareket var biliyorsunuz. Genel olarak doğada yapabileceğiniz hareketler oldukça kısıtlı. Ben size şöyle bir alternatif göstereyim. Bir sağlam bir ağaç dalı bulabilirseniz burada ters barfiks çekersiniz. Daha sonra ellerinizi değiştirerek düz barfiks çekersiniz. Bu her ikisini de 4'er set 12 tekrar, 15 tekrar ya da çıkarabildiğiniz kadar, ama minimum 8 tekrar olacak şekilde hareketimizi tamamlıyoruz. Ha, bu arada merak etmeyin, ağaca herhangi bir zarar vermedim. Ağaç oldukça sağlam ve hayatına devam ediyor dostlar. Evet, sırtın ana hareketlerini bitirdik. Sıra geldi sırtın izole hareketine.
Normalde biliyorsunuz biz bu hareketi sehpada yaparız. Ya da bir barı alır göğsümüze doğru, daha doğrusu midemize doğru çekeriz. Fakat doğada böyle imkanlarımız olmadığı için ne yazık ki dolayısıyla biz de taşla bu hareketi yapacağız. Yine bu hareketi de gördüğünüz gibi 3 set 12 tekrar yapabilirsiniz. Bu şekilde sırtın izole hareketini de tamamlamış olduk. Evet, sırt antrenmanımızı bitirdik. Daha sonra omuz antrenmanımıza başladık. Omuz antrenmanımızda ilk olarak omuz press, yani shoulder press diyeyim ben size. Burada biraz daha ağır taşlar kullanabilirsiniz. Yani kaldırabildiğiniz kadar, kendi ağırlığınız ne kadar bilmiyorum. Ona göre bir ağırlık seçersiniz. Yine bunu da 4 set 12 tekrar yapacağız. Daha sonra burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Son setten sonra hemen hiç vakit kaybetmeden, dinlenmeden biraz daha küçük ağırlıklarla o bölgeyi biraz daha yakacağız. Daha sonra omzun diğer hareketiyle devam edeceğiz. Evet, şu anda omzumuzun pres hareketini bitirdik ana hareket olarak. Şimdi izole hareket olarak da dumbbell yana açış. Fakat biz burada ne yapacağız? Taş yana açış yapacağız. Gördüğünüz gibi omuzlarımızı çok fazla yukarı kaldırmıyoruz. Burada önemli olan nokta şu. Ağırlıkları kaldırırken hızlı şekilde indirirken hissederek yavaş yavaş Kadir Hoca'nın dediği gibi yedire yedire indiriyoruz. Bu hareketimizi de 3 set 12 tekrar yaparak omuz antrenmanımızın diğer hareketine geçiyoruz. Evet, az önce omuz yana açış hareketimizi yaptık. Daha doğrusu dumbbell yana açış omuz için. Şu anda da gördüğünüz gibi ön omuz için dumbbell front denen hareketi yapıyoruz. Bu hareket oldukça etkili bir harekettir. Yine kendinize göre bir ağırlık seçerek bu ağırlıkla omuz antrenmanının ön omuz kısmını tamamlayabilirsiniz. Bunu da 3 set 12 tekrar yapabilirsiniz. Antrenmanımıza devam ediyoruz. Your interior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take. Evet, omuz antrenmanımızı bitirdik. Şimdi sırada kol antrenmanımız var. Ön kol ve arka kol olarak ayrı ayrı çalışacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Ağırlığı hızlı kaldırıyoruz. İndirirken hissederek yavaş yavaş indiriyoruz dostlar. Biliyorsunuz bu normalde dumbbell curl. Biz taş curl olarak bunu adlandıralım. Bu hareketimizi 4 set 12 tekrar yapıyoruz. Her iki kola da. Yeteri kadar pump aldıktan sonra bırakıyoruz. Yani zaten pump alacaksınız yani. Bu hareketi yaptıktan sonra pump almamanız mümkün değil dostlar. Devam ediyoruz. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Evet dostlar, gördüğünüz gibi dumbbell curl hareketimiz bitti. Daha doğrusu taş curl hareketimiz. Burada elimdeki sopaya aldanmayın. Sadece size hareketin normal barla nasıl yapıldığını göstermeye çalıştım. Yine burada oldukça ağır bir taş var. Burada omuzlarımızı öne alıyoruz. Gördüğünüz gibi dirseklerimiz sabit. Ağırlığı kaldırırken hızlı bir şekilde kaldırıyoruz. Sıkıştırıyoruz kasımızı. Ağırlığı bırakırken biraz daha yavaş hissederek bırakıyoruz. Yine bu hareketimizi 4 set 12 tekrar yapmaya gayret ediyoruz dostlar. Daha sonra arka kol hareketlerimize başlayacağız. Evet, ben montajı yaparken normalde bicepsin hemen peşine arka kolu koyacaktım, yani trisepsi koyacaktım. Fakat montajda böyle bir şey oldu. Arka kol bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. Şu anda trapez çalışacağız. Taşın ne kadar ağır olduğunu belirtmeye çalışıyorum ki ağır bir taş olması da gerekiyor gerçekten trapezi hissetmek için dostlar. Evet, şu anda gördüğünüz gibi dirseklerimiz sabit. Kesinlikle kollarımızda kaldırmıyoruz ağırlığı. Tamamen sırtımızla, yani trapezlerimizle ağırlığı yukarı doğru çekiyoruz. Hızlı şekilde kaldırıp trapezlerimizi sıkıştırıp bırakırken biraz daha hissederek yavaş yavaş bırakıyoruz dostlar. Daha sonra arka kol antrenmanımıza geçeceğiz. Yine bu hareketimizi 4 set 12 tekrar yapabilirsiniz. Aralarda dinlenmeyi unutmayın. Tabi set aralarında 45 saniye ile 1 dakika arasında dinleniyoruz dostlar. Bunu da sakın ve sakın ihmal etmiyoruz. Evet dostlar, şu anda arka kol antrenmanımıza başlayacağız. Gördüğünüz gibi normalde bunu eğiliyoruz, belimizi çukur hale getiriyoruz. Dirseklerimiz olabildiğince geride. Daha sonra ağırlıkları alıyoruz. Yani burada ağırlık taş. Taşlarımızı ileri doğru itiyoruz. Daha doğrusu geriye doğru itiyoruz. Trisepsimizi sıkıştırıyoruz. Bırakırken yavaş. Sıkıştırıyoruz hızlı, bırakırken hissederek yavaş yavaş yapıyoruz. Yine bu hareketimizi 3 set 12 tekrar yapabilirsiniz dostlar. Hadi bakalım. Evet dostlar, trisepsimiz için ikinci hareket. Biliyorsunuz yine bunu sehpada yaparız. Z barla yaparız bunu. Fakat burada öyle imkanlarımız olmadığı için doğada bulduğumuz taşlarla bunu yapacağız. Burada taşları, dirseklerimizi geriye doğru çekiyoruz. Olabildiğince dar tutuyoruz. Yani yüzümüze yakın tutmaya çalışıyoruz dirseklerimizi. Daha sonra ağırlıkları gördüğünüz gibi aşağı doğru indirirken yavaş, yukarı doğru kaldırırken hızlı şekilde kaldırıyoruz ve trisepsimizi sıkıyoruz. Yine bu hareketimizi 3 set 12 tekrar yapabilirsiniz. Burada ağırlığa çok dikkat edin. Yapamayacağınız ağırlığı kesinlikle kullanmayın. Çok sakat bir harekettir. Kendinizi sakatlayabilirsiniz dostlar. O yüzden yapabildiğiniz ağırlıkları alın ve kullanın diyorum. Hadi bakalım. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell. Evet, genel olarak antrenmanımızı bitirdik sayılır. Şu anda mide hareketlerine geçtik. Burada ana hareket olarak mekik çekiyoruz. Fakat ben size burada ilginç bir teknik söyleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi crunch diye geçiyor. Yani bu mide hareketinde kesinlikle kendinizi sakatlamak istemiyorsanız, eğer bu sporu ileriye doğru, yani ileriye dönük yapmayı düşünüyorsanız uzun vadede, kesinlikle kafanızı kaldırıp dizinize değdirmeyin. Böyle diyen hocalardan da kişilerden de uzak durun.
en sağlıklı mekik hareketi budur. Yani en sağlıklı mekik hareketi bu şekilde yapılır. Peki bu hareketi ne kadar yapacağız? Bu hareketi hissedene kadar yapabilirsiniz dostlar. Muhtemelen 25-30'dan sonra, eğer gerçekten hakkını vererek yapıyorsanız, nefes kontrolünüzü falan düzgün yapıyorsanız 25-30'dan sonra hissetmeye başlayacaksınız. Hadi 35 olsun. Daha sonra dinleniyorsunuz birkaç saniye ama çok değil. Yani ilk hareket olduğu için çok dinlenmenize gerek yok. O hissi, yani kaslardaki o sıkışma hissini kaybetmeyin. O stresi kaslara vermeye devam edeceğiz. Birkaç saniye, 10-15 saniye uzanın, dinlenin. Daha sonra sağ dizimizi sol dizimizin üzerine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi ilk önce sağ tarafımıza, daha sonra da sol tarafımıza, yani buradaki karın obriklerimizi her iki tarafını da çalıştıracak şekilde yine 20-25 hissettiğimiz kadar yapıyoruz. Ve bunu tekrar tekrar yapıyoruz. Yani bir set mekik, birer sette bu şekilde gördüğünüz gibi obriklerimize crunch hareketi yapıyoruz. Ve mide hareketlerimizi tamamlıyoruz. Yine bu hareketleri bölgelere üçer set halinde uyguluyoruz. Dostlar, burada önemli olan şey şu: nefes kontrolü. Bakın, eğer nefesinizi doğru kontrol ederseniz, yani o midenize, yani abdominal kaslara yeteri kadar baskı uygulandığını hissedeceksiniz. Yani o kasların kasıldığını hissedeceksiniz zaten. Bunu zamanla tecrübe ede ede, bu hareketi yapa yapa zaten bu deneyimi kazanacaksınız. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Burada fark ettiyseniz ellerimle o bölgeyi kontrol ediyorum. Doğru bölgeye hareketin vurduğundan emin oluyorum dostlar. Siz de bu şekilde yaparsanız doğru bölgeyi çalıştırdığınızdan emin olabilirsiniz. Evet, genel olarak mekik hareketimiz bitti. Şimdi gördüğünüz gibi bacaklarımızı dümdüz uzatıyoruz. Burada da kesinlikle, yani bacaklarınızı böyle havaya fırlatır gibi kaldırmayın. Tamamen hissederek ve kontrollü bir şekilde. Ha, yine kaldırırken, atıyorum, biraz hızlı kaldırın, bırakırken yavaş, hissederek, ama kesinlikle ayaklarınız yere değmeyecek. Çok fazla kaldırmayacaksınız. Yani dizlerinizi bükmeden bu şekilde nefes kontrolü yaparak, midenizi hissederek, gördüğünüz gibi o bölgeyi izole ederek gayet güzel bir şekilde antrenmanımıza devam ediyoruz dostlar. Bunu da 3 set 12 tekrar yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra bana sakın küfretmeyin, çünkü bayağı bir yanacak o bölgeniz. Evet, artık biraz gevşeyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu hareketi yaparak o bölgeyi biraz daha rahatlatıyoruz. Bu şekilde dizlerimizi bükerek karnımıza çekiyoruz ama yine hissederek, yani midemizi hissediyoruz burada. Son birkaç saniyeyi bu şekilde bekliyoruz. Yani bu değişebilir kişiye göre ama yani tahminen 10-15 saniye bu şekilde kalarak o bölgeyi iyice hissederek daha sonra setlerimizi tamamlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi son hareketimiz plank hareketi. Bu hareketimizde set yok, süre var. Yani yapabildiğiniz kadar midenizi hissederek, sıkarak 3 tekrar yapabilirsiniz. Yani minimum 30, maksimum 1,5-2 dakika kadar bekleyebilirsiniz mide kaslarınızı sıkarak. Bu şekilde antrenmanımızı tamamlıyoruz. Artık bir sonraki antrenmana kadar sanırım dinlenmeyi hak ettik.
Evet dostlar, full body antrenmanımız bitti. Neler yaptık bugün? Göğüs yaptık, sırt yaptık, biceps, triceps, trapez çalıştık, omuz çalıştık, ön omuz, arka omuz, yani arka omuz da çalıştık sayılır. Bacak çalışmamıza gerek yok çünkü kimse kimseyi kandırmasın, 5 kiloluk 10 kiloluk ağırlıklarla bacak çalışamazsınız. Onun dışında mide çalıştık. Bayağı bir abdominalleri çalıştırdık. Onun dışında şimdi bir kardiyomuz kaldı. Kardiyoyu da ben bisikletle geldim. Bisikletle kardiyo yapacağım. Şöyle elimdeki telefonla göstereyim ben size. Şöyle çekeyim de bari dur. 16'ya 9 olsun abi. Dur bunu durdurayım. Şöyle çekeyim de 16'ya 9 olsun. Bir daha kırpmakla uğraşmayayım. Görüntü kalitesi bozuluyor. Amına koydum, şu an beni çeken kameranın mikrofon girişine mikrofon takılmadığı için harici olarak elimdeki telefondan sesi kaydediyorum. Bisikletim burada dostlar. Şimdi güzelce toplayacağım ekipmanımı. Doğada full body antrenmanı yapılmaz diyenlere kapak olsun. Daha doğrusu hormonlu kevgirlerden bazıları doğada antrenman olmaz, yapılmaz dediler. Ben geldim doğaya, gördüğünüz gibi doğal imkanlarla, şu görmüş olduğunuz taşlarla ben antrenmanımı yaptım. Gayet de güzel, verimli bir antrenmandı. Evet dostlar, gördüğünüz gibi full body antrenmanımız bitti. Doğada da vücut geliştirme yapılabiliyormuş kısıtlı imkanlara rağmen. Yeter ki biraz imkanınız olsun. Biraz taş, biraz ağaç. Dediğim gibi bisikletim burada. Şimdi bisikletimi alacağım. Biraz rampa falan çıkacağım. Dolayısıyla kardiyoyu da aradan çıkarmış olacağım. Aslında hiç yapmasam daha iyi. Çünkü zaten bugün bayağı dolaştım ben bisikletle. Yani buraya ulaşana kadar, bu ormana, dağın başına gelene kadar bayağı bir uğraştım. Ama yine de şöyle bir çekim yapayım sizin için. Bisikletle şöyle bir gidip geleyim. Güzel bir antrenman sonu, kardiyo olsun. Ben de geldim sizler için doğada full body antrenmanı nasıl yapılır? Bunu çekmeye çalıştım. Umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Eğlenceli bir içerik olmuştur. İzlediğiniz ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bak, görüyor musun? Hoppa! Bak böyle. Dostlar, umarım beğenirsiniz videoyu. Çünkü ben çok emek verdim. Lan, onun... Dedim kafama mı gelecek amına koyayım?